Herkese merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugün artık vakti gelen o videoyu çekiyorum sizin için. Sizin de sorularınız eşliğinde, yani aslında tamamıyla sizin sorularınızın yönlendirdiği şekilde ben kimim? Gökdeniz kim? Kim bu kız? Ne yapıyor bu kız? Neyin nesi bu kız? Bunun cevaplarını alacaksınız. Instagram'dan sorularınızı bırakmanız için hikaye kısmında bir alan açmıştım ve oraya sorularınızı yazdınız ve ben de onların hepsini şu anda buraya toparladım. Bunların hepsini sırasıyla artık cevaplayacağız. Kah güleceğiz, kah üzüleceğiz derim. Yok, üzmeyeceğim sizi. Üzmeyeceğim. Başlayalım o zaman yavaştan. Bildiğiniz üzere Gökdeniz Papağan, yani ismim, soy ismim bu. Bunu bile soran olmuş çünkü çok enteresan. Boy, kilo, yaş. En merak edilen boy, kilo, yaş. Beni çok uzun sananlar var. Hayır, o kadar da uzun bir insan değilim. 1.64 boyundayım. Kilo konusuna gelirsek, kilom benim sürekli değişir. Yani 47, 48, 49. Bu 3 rakam benim hayatım boyunca... gidip geldiğim rakamlar, sürekli oralarda geziyorum. O yüzden hani sabit bir kilo söyleyemeyeceğim size şu anda. Ki zaten bir yıldır falan da tartılmıyorum galiba ben. O yüzden bilmiyorum şu an nedir. Yaşa gelirsek çoğunuzun beni daha olgun gördüğü için yaşımın da şöyle bir 27-28 falan olduğunu düşündüğünü biliyorum ama 24 yaşındayım. Yani Ekim, evet, bu video 2 Ekim'de yayınlanacaksa doğum günüme de çok az kalmış oluyor. Yani 21 Ekim doğum günüm, bunu da söyleyeyim. Burcumu da burada belirtebiliriz. Terazi burcuyum arkadaşlar. Ama yükselenim yay ve biraz akrep özelliklerini de taşıyorum. O burcu da işaretleyeyim şimdi. Burç da ayrıca sorulmuştu. Evet, mesleğim nedir? Ne iş yapıyorum ben? Ne okudum? Böyle sorular da çok gelmiş. Şöyle ki ben 3 farklı bölüm okudum aslında. Basın yayıncılık okudum, daha sonra reklamcılık okudum ve bir de iletişim tasarımı ve medya okudum. Nasıl okumuş olabilirim bunların hepsini? Basın yayıncılık 2 yıllıktı. Daha sonra Bahçeşehir reklamcılık bölümüne geçtim 4 yıllık. Fakat onu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bir iş teklifi gelmişti. Şehir değişikliği yaptım. O gittiğim şehirde de iletişim tasarımı ve medya bölümüne geçiş yapmıştım. Ve o şekilde bitirdim üniversitemi de. Medya ile alakalı birçok iş yaptım açıkçası. Yani genelde insanlar okuduğu bölümle ilgili işler yapmaz ya. Yok, ben çocukluğumdan beri hep medyaya meraklıydım zaten ve o doğrultuda da ilerledim. Nasıl başladım? Gazetecilikle başladım. Daha sonra editörlük yaptım. Sonra işte reklamcılığa, sosyal medyaya ilerledim. Şu anda da yine editörlük artı sunuculuk yapıyorum. Tek mi yaşıyorum? Evet, tek yaşıyorum. Ailem başka şehirde yaşıyor benim. Ben tabii burada da ailemden bazı insanlar var ama ailem dedim, hani çekirdek ailemi kastediyorum, kardeşim, annem. Onlar başka şehirdeler. Ben burada tek yaşıyorum, evet. Kaç dil biliyorum? Maalesef ki 2 dil biliyorum, yani Türkçe ve, yani Türkçeyi de saymayalım bence artık, İngilizce biliyorum ayrıca. Bir dönem Fransızca öğrenmeye çok hevesliydim. Bu konuda çok çalışmalara başlamıştım ama kaldı o, öyle yarım yarım kaldı. O yüzden onu söylemiyorum. Bunlara da tik atalım şöyle. Ufacık bir Morty terörüne uğradık. Tripodumu devirdi. Teşekkür ederim Morty. Bu videoya kattığın emeklerden dolayı, sana katkılarından dolayı teşekkürler. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. En utanç verici anın. Yani benim çok fazla, çok utanç verici anım var. Şimdi hangisini söyleyeyim ben size? Yani şimdi şöyle ki, evet, utanç verici ama hani utanç verici de değil. Yani nasıl desem, ben evet utanıyorum ama öyle çok büyük utanmalar değil ve sonrasında da zaten şey, gülüyoruz, eğleniyoruz, hani o tarz şeylerdi. Bir tanesini hani anlatacak olursam, ya aklıma ilk gelen şey var. Çocuktum, ikinci sınıfa falan gidiyordum.
Yazın biz böyle şeye giderdik o zamanlar. Annemin memleketine işte şey annemin annesinin evine Ordu'ya. Anneanneme yani niye bu kadar uzattım bilmiyorum şu anda. Her yaz mutlaka giderdik orada böyle minimum bir iki hafta falan kalırdık. Yine işte gittiğimiz günlerden birinde biz böyle kuzenlerimle falan dışarıda oynuyoruz. Ben çocukluğumdan beri böyle toprakla oynamayı çok seven bir insanım. Toprak yerim bu arada ben yani toprak da yiyorum hala. Çocukken de yermişim, şimdi de yiyorum. Genel olarak bir toprakla şeyimiz var, yakınlığımız var. Ahbabız falan. Yiyorum evet tuhaf gelebilir ama demir eksikliğim de yokmuş. Çok kez kontrol ettirmiş annem. Yani şu an var mı bilmiyorum. Bayağıdır kontrol ettirmedim ama ben toprak yiyorum arkadaşlar. Bu bir itiraf videosuna dönüyormuş bir an. Ben şuyum, ne yapayım? Yiyorum. O zamanlarda toprağı yine seviyorum ve toprakla o anda oynuyorum. Aşırı derecede sıkıştım. Çocukken de şöyle bir huyum var. Ben tuvaletimi gelince sıkıştırmaya kendime bayılıyorum. En sonuna kadar sıkıştırıp ondan sonra bir gidiyorum. O ihtiyacımı gideriyorum falan. Niye? Hala öyle değil bu arada. Ama çocukken bu şekilde. Neyse sokağın ortasında ben toprakla oynarken çok sıkıştırmışım kendimi. Biraz da oyuna dalınca herhalde unutmuşum gitmişim. Bir takım şeylerin beni çok zorladığını. Ondan sonra... Artık bir anda bir sancı giriyor karnıma ve kalkayım diyorum. Ama o kadar çok sıkıştırmışım ki kendimi. Kalkarken bir anda yanlışlıkla oturduğum yere birazcık çişimi kaçırabilmişim. Yani öyle bir şeyler oldu o anda. Çişimi orada yaptım. Ve kalktığımda beyaz da bir şey giymişim üstüme, şort. Arkam böyle komple çamur. O şekilde eve gitmek zorunda kalmıştım. Orada görenler karşısında birazcık utanmıştım. Ama şu an mesela gülerek hatırlıyorum. Sonuçta ikinci sınıftayım ya. Kaç yaşında oluyorum? 8 yaşında mı oluyorsunuz? 8 yaşında olabilir. Şu an yapmış olsam böyle bir şey. Evet benim için bir trajedi haline gelebilirdi bu ama 8 yaşında olabilir böyle şeyler. Aklıma bu geldi bu soruda. Bunu söyledim. Daha çok var böyle anım. Yani böyle anım varken hani altıma kaçırma yönünde bir anı değil tabii ki ama utanç yani utandığım anılarım var. Çünkü çok sakar da bir insanım ben. O yüzden böyle şeyler var. Yani şu soruya gerek var mıydı? Bunu kim sordu ya? Ben niye cevapladım ki bu soruyu şimdi? Neyse. Herkes bir kez altına kaçırmıştır diye tahmin ediyorum. Ve bu soruyu artık kapatıyorum yeter. Neden hiç aileni göstermiyorsun? Ya ben ailemi gösteriyorum. Niye öyle diyorsunuz? Ya şöyle ki, evet ailedir, hani sevgilidir. O tarz konularda birazcık daha bir şeyleri özel tutmayı tercih ediyorum. Ama hiç göstermiyor değilim. Hani hiç denmiş çünkü. Neden hiç? Hiç değil arkadaşlar. YouTube'da zaten nasıl gösterebilirim? İstiyorsanız tabii böyle kardeşimle bir yan yana video çekeriz. Ama Instagram'da paylaşıyorum ben. Oradan beni takip edenler illaki denk gelmiştir. Bir de çok fazla hani biz aslında görüşemiyoruz ailemle çünkü onlar başka şehirdeler. Ben İstanbul'dayım, aktif bir iş yaşantım var. Çok fazla hani şehir dışına çık gel imkanım olmuyor. Onlar da hani çalışıyor, kardeşim okuyor vesaire. Hani onlar da yoğunlar. O yüzden zaten çok fazla araya gelemiyoruz ama geldiğimiz zamanda da ben Instagram'da story atıyorum. Oradan takip edenler görürler. Nasıl Morty? Şu an bir şey daha yaşayabiliriz Morty ile. Sorun. Neyse. Nasıl hep pozitif kalabiliyorsun? Arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim ben size. Her zaman pozitif kalamıyorum ben. Yani siz benim hep pozitif olduğumu düşünüyorsunuz. Ama ben de insanım ve ben her zaman pozitif değilim kesinlikle. Bazen öyle hallerim var ki insanı hayattan bezdirir. Bunu yakın çevreme sorun. Benim de bazen çok fazla düşünce içerisinde boğulup gittiğim, ne yapacağım, ne edeceğim dediğim anlar oluyor. Bakın zamanlar demiyorum.
anlar oluyor. Fakat o anın içinden çıkabilmek de yine size bağlı. Yani bunu nasıl başarıyorum kısmına gelecek olursak, yani o kötü anlardan beni, yani negatiften pozitife doğru çeken şeyler neler? Bir kere iyiye odaklanıyorum. Yani her şeyin benim için, benim hayrım için olduğuna odaklanıyorum. Evet, kötü bir şey olmuş olabilir. Nedir mesela? İşle alakalı hiç istemediğim bir durum gelişmiştir. Çok uğraştığım bir şey ters gitmiştir, boşa gitmiştir. İkili ilişkilerimde mesela karşı taraf beni kırmıştır, kıymetimi bilememiştir vesaire. Hani böyle şeyler olduğunda diyorum ki, ne kadar kötü görünüyor olsa da eminim bu benim için iyidir. Ve şunu da biliyorum ben, benim hayatımda ne zaman bir şeyler ters gidiyor diye adlandırsam da o şey bir anda çok daha güzel şeylere sebebiyet veriyor. Diyelim ki bir şeyleri kaybettim veya da bir şeylerden kendimi artık geri çekmek zorunda kaldım. Daha iyisiyle karşılaşıyorum her seferinde. O yüzden onu kendime hatırlatıyorum. Bu hayatın bir de yani üzülmek, bir şeyleri dertlenmek, tasalanmak kadar gerçekten uzun olduğunu ben düşünmüyorum. Niye biz mutsuz olmak için gelmedik? O yüzden mutlu olalım. Hem seni mutsuz eden bir şey varsa ya çek kardeşim kendini o taraftan. Tamam, mutlu olduğun tarafa ilerle. Çok mu bağlıyor seni o taraf? Bağlamıyor. Her şey sizin elinizde. O yüzden mutlu olmak isteyen bir şekilde mutlu olur. Ama siz acı çekmeye alıştırdıysanız kendinizi, sürekli negatife çekilirsiniz. Sevgilin var mı? Bu soruya geçtim. Böyle soru cevap videosu mu olur Gökdeniz? Madem cevaplamayacaksın, niye sordurtuyorsun Gökdeniz? Diyenler, zamanı gelince bir şeyler paylaşılırsa paylaşılır da şu an bu konu üstüne pek konuşmayacağım. Estetik var mı? Yüzünde bir işlem var mı? Botoksun var mı? Dudağın dolgu mu? Burnun estetik mi? Elmacık kemiklerinde dolgu var mı? Çenene işte jawline yaptırdın mı? Böyle sorular çok geliyor. Bakın işte yine Instagram'dan beni takip ediyor olsanız, orada annemi paylaştığımda annemi bir görmüş olsanız, bu kız annesinden almış dersiniz. Çünkü gerçekten yüz hatlarım annemden çok geçmiş bana. Annemin bu elmacık kemikleri, bu alın yapısı, yüz yapısı falan aynı bende. Benim burun ve dudaklarım da babam zaten. Yani geleceğim ki herhangi bir estetik cerrahi işlem yüzümde yok. Bir de işte tabii ki yüz, yani tamam genetik ama yüz yogasının da çok büyük katkıları var. Özellikle şu çene hattında çok büyük katkıları var. Yapanlar bilir. O yüzden bu soruya bu şekilde cevap verebilirim. Spora ne zaman başladım? Spora ben üniversiteye başladım. Üniversite 1, 2. sınıfa geçerken üniversitede spora başladım. Yani 2, 3, 4, 5, 8, 8 yıl önce falan mı oluyor? Tam matematiğim hiç iyi değildir benim. Ama üniversiteye ne zaman başladım? 1998, 21 Ekim 1998 doğumluyum. Üniversiteye başladım. Mezuna kalmadan ben başladım üniversiteye. İşte ikinci sınıfa geçtiğimde de ben artık aktif spor yapmaya, yani haftanın 5 günü spor yapmaya başlamıştım. O zamandan beri de hep yapıyorum. Bu bazen haftada 3'e iniyor ama hiç spor yapmadığım bir dönem olmadı. O kadar alıştım ve gerçekten seviyorum. Bu bana iyi geliyor. Instagram'ını nasıl büyüttün? Aslında çok da büyük değil yani benim Instagram'ım. Yavaş yavaş tabii ki büyüyoruz. Bu YouTube sayesinde oraya gelen çok fazla tatlı insan oluyor. Yavaş yavaş evet büyümeye devam ediyoruz ama henüz o kadar da büyük sayılmayız. Bu arada Instagram birazcık daha büyüdükten sonra planlarım var. Yani şöyle, YouTube'da da aynı şekilde öyle o tarz planlarım var. YouTube'da birazcık daha abone sayısı arttıkça yani yorum yapanlar arasından böyle birini seçip onunla falan video çekmek istiyorum açıkçası. Onunla bir video planlamak, organize etmek istiyorum. Instagram'da da böyle takipçi biraz daha arttıkça oradan çeşitli çekilişler, işte size hep bahsettiğim o yağlar, işte ne bileyim maskeler, bilmem neler,
spor aletleri olur, başka şeyler olur, ihtiyacınız olan bir şey olur, hani çek olur, bir şey olur, hani hediye çeki gibi. Oradan da öyle şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Ama tabii bunun için biraz daha büyümeyi bekliyorum. Bu arada Instagram adresimi ben koyacağım. Bir yere koyacağım. Merak edenler, beni orada da yakından tanımak isteyenler oraya gelebilirler. Bekliyorum. Yüz yogasından önce de bu kadar. Yani ya çok gerçekten o kadar tatlısınız ki. Şey yazmış bir tanesi. Yüz yogasından önce de bu kadar güzel miydin? Ne zamandır yüz yogası yapıyorsun diye. Ne zamandır yüz yogası yaptığımla ilgili gerçekten çok fazla soru var. Ben bu yüz yogasına ne zaman başladım? Bu işte karantina falan dönemleri oldu ya, yani bir korona dönemi oldu, karantinaya girdik. O ilk zamanlar ben bunu yapmaya başladım ve o zamandan beri de sürekli olarak araştırıp kendime bu konuda bir şeyler katmaya çalışıyorum. İşte o karantina dönemlerini birazcık atlattık falan, işte 2 yıl sonrasında falan zaten YouTube kanalı ben açtım. Sonra oradan da sizinle paylaşmaya başladım. Siz de çok sevdiniz. Siz sevdikçe ben daha çok gaza geldim. Zaten siz bir şeyleri sevdikçe, böyle beni takip ettikçe, yorum attıkça ben daha da gaza geliyorum. Daha da teşvikleniyorum yani. Ve size uygun daha güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden sizin de çok büyük katkılarınız var. Teşekkür ederim. Zaman ve para derdin olmasa şu an ne yapardın diye bir soru vardı. Şu an gerçekten bir zaman ve para derdim olmasa toparlarım tası tarağı. Çıkarım dünya seyahatine. Yani şöyle İtalya'nın tamamını gezmeyi çok istiyorum. Herhalde direkt çantamı, valizimi toplayıp İtalya'ya giderdim. Yani zaman, para derdim olmasa direkt oraya giderdim diyebilirim. Ondan sonra oradan da büyük ihtimal Amazonlara geçer. Oradaki halkla, o doğal yaşantı içerisinde kendilerini bir şekilde çekip çeviren o insanlarla bir süre vakit geçirmek isterdim. Enerji meselesine geldik. Enerjim sürekli düşüyor. Bunun için ne yapmalıyım? Kendimi nasıl daha mutlu edebilirim? İşte nasıl daha pozitif kalabilirim gibi sorular da çok vardı. Büyük ihtimal beni bu konuda yetenekli gördüğünüz için bana bunu sordunuz. Şimdi enerjiniz düşebilir. Her zaman mutlu olamazsınız. Bir kere bunu beklemeyin. Her zaman mutlu olmak diye bir şey yok. Her zaman mutlu olsak mutluluğumuzun ne anlamı kalacak? Kalmayacak. O yüzden arada mutsuz olmak gerekli zaten. Arada ağlayın. Bu kötü bir tavsiye oldu ama arada ihtiyacınız olduğunda ağlayabilirsiniz ve bunu yaparken kendinizi kötü hissetmenize hiç gerek yok. Yani onu da yaşamak hakkınız, mutluluğu yaşamak daha çok hakkınız. Bırakın kötü anlarda kendinizi, ben niye böyle oldum, bu niye benim başıma geldi, niye ben bunları yaşıyorum, ne olacak böyle, hep mi böyle olacak sorularını sormak yerine, şu an ben bunu yaşıyorum ama eminim ki ben bu yaşadığım şeyin karşılığında çok daha güzel, iyi bir şey yaşayacağım demeniz gerekiyor. Çünkü her zaman da öyle olur. Siz ne kadar iyi şeye odaklanırsanız hayatınıza o kadar iyi şeyi çekersiniz arkadaşlar. Buna ister inanın ister inanmayın. Yani bu hastalıkta bile böyle. Siz mesela hiç şey oldu mu? Ya ben galiba hasta olacağım. Burnumu bir garip hissediyorum. Boğazım kötü deyip de ertesi gün hastalığa yakalanmadınız oldu mu mesela? Belki öyle hissetmeseniz o hastalığa yakalanmayacaksınız. Ya ben her şeyin kafada bittiğine inanıyorum açıkçası. Ne kadar iyi şeylere odaklanırsanız ve buna inanırsanız o kadar iyi şeyi de hayatınıza çekersiniz. Çekim yasası denen bir gerçek var ve ben buna inanıyorum. Ve nasıl desem, bir şeyin iyi yönlerine odaklanırken tabii ki kötü yönlerini de göz ardı edin demiyorum. Kıyasla, yani artı eksi listesi her zaman her konuda yapın ve buna uygun şekilde hareket edin. Ama yani kötü bir şey yaşadığınızda da onun sizin kötülüğünüze olduğunu da hiçbir zaman düşünmeyin. Çünkü niye, yani kötü bir insan değilseniz niye sizin kötülüğünüz olsun ki? Kötü bir insan olsanız ve kötü şeyler yaşıyorsanız da o şeyleri yaşamanızın sebebi sizi daha iyi bir insana dönüştürmek olabilir. O yüzden
bu çok geniş bir konu. Bunu burada ancak bu kadar açıklayabilirim. Bununla ilgili belki bir gün bir video çekeriz, bilmiyorum. Hayatınızı daha iyiye dönüştürmeniz, daha mutlu olabilmeniz ya da ne bileyim daha güzel şeyleri hayatınıza nasıl çekebilirsiniz? Bununla ilgili belki bir video çekeriz artık. Yorumlara bununla ilgili video isteyenler yorumlara bıraksın. Artık çok isteyen olursa çekeceğim böyle bir video sizin için. Kitap tavsiyesi lütfen. Okuduğunuz kitaplar, işte hayata bakış açınızı değiştiren kitaplar, hayat felsefesi haline gelmiş sizin için kitaplar vesaire diye böyle çok soru geldi. Şöyle, ben YouTube'dan ayrıca böyle bir kitap videosu paylaşmayı düşünmüyorum. Burayı pek öyle görmüyorum. Kanalımın içeriği için gerekse vesaire başka sebeplerden de. Ama ben ne zaman yeni bir kitaba başlasam Instagram'dan bunu paylaşıyorum. Bir de bir ara şeye başlamıştım. Onu şu aralar biraz aksattım. Her hafta yeni bir kitap deyip size bir kitap tavsiye ediyordum oradan işte. O güzel oluyordu. Onu birazcık aksatmış olabilirim. Ama mesela yeni bir kitap aldığım zaman anında onu oradan paylaşıyorum. İşte buna başladım diye. O konuda şeyler hani merak ediyorsanız hani YouTube'da olup da okuduğum kitapları merak edenler Instagram'dan beni takip edebilirler. Ben oradan gerçekten paylaşıyorum. Filmleri de paylaşıyorum. Öyle bir orada bir sanat alanı oluşturduk biz. Genel kültür sanat. Evet, utangaçlığı nasıl yeneriz? Arada ben de utanıyorum bu arada yani şey. Ve bir utangaçlık arada bende de oluyor. Çok çok mesela övüldüğümde ya da iltifat gördüğümde ben de bir utanıyorum. Benim utangaçlığım o yönde. Ama sizin kastettiğiniz şeyse bir ortama giriyorum, utanıyorum, çekiniyorum, açılamıyorum bir anda. Yani bu sizin özgüveninizle alakalı. Sizin bir özgüveninizi toparlamanız gerekiyor. Siz ne kadar mükemmel olduğunuzun farkında değilseniz ne oluyor arkadaşlar? Yani birazcık bir farkında olun kendinizin. Özgüveniniz yerine geldiği anda siz ne kadar özel olduğunuzu, ne kadar yetenekli olduğunuzu fark ettiğiniz anda o utangaçlık falan kalmaz. Girersiniz ortama kendinizden emin bir şekilde. Herkesin gözünün zaten sizde olduğunu fark edersiniz. Ne kadar ilgi çekici, ondan sonra dolu dolu bir insan olduğunuzu fark edersiniz. Onlara da o geçer, utanmazsınız da öyle de şeyler bilmem ne. Utanmayın ya birazcık. Gerçekten çoğunuz ne kadar özel olduğunuzun farkında değilsiniz ya. Delirtiyorsunuz beni. Yani siz çok özel insanlarsınız. Ve birazcık bunun farkına varın. Ne kadar güçlü olduğunuzun farkına varın. Her gün kendinize daha fazla şey katabilirsiniz. Telefona takılıp kalmayın öyle. Başkalarının sadece yaşantısını izleyerek ya da başkası ne yapmış ne etmiş diye vakit harcayan çok fazla insan var. Bunlardan biri olmayın. Siz kendinize bir şey katmaya çalışın. Hobi edinin. Hobi edinmek çok önemli bir şey. Yani küçük de olsa bir hobi edinin. Bu nasıl diyeyim, kitap okumak bile olabilir. Kendinize özel, sadece size özel bir anda sizi mutlu hissettiren ve onu bir görev olarak değil. Gerçekten bu benim için bir görev değil. Ben bunu yapmasam da olur ama şu an bunu yapmak bana keyif veriyor. O yüzden ben bunu yapıyorum dediğiniz bir şeyler olmalı. Ve kendinizi her zaman yani özel ve değerli hissetmelisiniz. Bunu her videonun sonunda bile size söylüyorum ben. Çünkü bunun farkına varamıyorsunuz. Bu gerek işte yetiştiriliş tarzıyla, gerek çevrenizdeki insanların size yaklaşımıyla ilgili olarak oturmuş bir şey de olabilir, düşünce de olabilir. Fakat bunu değiştirmek sizin elinizde. Siz özelsiniz, ben buna inanıyorum. Siz de buna inanmalısınız. Gaza geldiğim anlardan biriydi yine. Geçiyorum. Sıradaki sorumuz, son iki soru bu arada. Bu sondan bir önceki. Karakterini 5 kelimeyle tanımla. Adaletli, merhametli, kıskanç, hayalperest ve sanırım yaratıcı. Evet. 5'i böyle. Bunları söyleyebilirim. Bunları açıklamamı istememiş ama açıklayayım mı? Gerek yok bence. Yeterince açık. Adalet teraziden geliyor zaten. Merhamet o nereden geliyor bilmiyorum. Bazen yoruyor beni ama kıskanç, evet ben sevdiğim insanı kıskanırım ama bu hayatını kısıtlama şeklinde değil bu arada.
hayatının kısıtlama derecesinde yok onunla görüşme, yok o olmasın bu olmasın değil. İçimden böyle hafif kıskançlıklar yaşarım. Bu kıskançlık güvensizlikle alakalı olarak gelişen bir kıskançlık da değil. Sadece işte paylaşmak konusunda birazcık sıkıntılarım oluyor. Belki bilemiyorum. Hayalperest. Yani ben çocukluğumdan beri hep o Hollywood filmleriyle büyüdüm. Yani babam bana mesela şey yapmazdı, oyuncak almazdı. Giderdi CD alırdı, getirirdi. Böyle Hollywood filmleri, animasyonlar, bilim kurgular, aksiyon filmleri. Oturup birlikte onu izlerdik. Ve ben onları izleye izleye büyüdüm. Ve bunun sayesinde hayal gücüm gerçekten çok ilerledi. O yüzden mutluyum. Yaratıcı olmak konusuna gelirsek de o benim artık yaratılışımda var galiba. Bir şeyleri yaratmayı, üretmeyi çok severim. Hani yaratıcıyımdır. Bu da bu şekilde. Müzik kariyerindeki planın. Hala Nomad'ı dinlemeyen var mı bu arada? Şu videoyu izleyip hala Nomad şarkımı dinlemeyen varsa küseceğim. Onu nereye koyayım? Koyabilirsem bir koyayım şuraya buraya bir yere linkini Nomad'ın. Olmadı videonun sonuna koyacağım. Dinleyebilirsiniz. Müzik kariyerimdeki planım. Az önce karakterim tanımındaki hayalperestlikten bahsederken dedim ya, işte ben çocukken çok fazla film izleyerek büyüdüm. Babam bana hep öyle filmler alırdı. O filmlerde de benim dikkatimi çeken nokta şu oluyordu. Filmlerin arkasında çalan o soundtrackler. Beni alıp götürürlerdi. Ya filmden çok onlara ben odaklanırdım ve ya derdim ki ya inanılmaz, yani sahneyi hype'lıyor bir anda bu müzikler sayesinde. Bir yükseliyor sahne. O anki o duygu daha çok geçiyor karşı tarafa. Ve ben de amaç edindim. Büyüyeceğim dedim. Ben de böyle müzikler yapacağım ve ben de böyle filmlerde, böyle çok önemli filmlerde bu müziklerimi kullandırtacağım dedim. Ve o yönde bir açıkçası planım var kariyerimde. Böyle soundtrack olarak kullanılacak, filmlerin arkasında yer alacak tarzda müzikler, genelde mistik ağırlıklı, yani birazcık daha ruhani bir şeyler ağırlıklı. Belki bilmiyorum, biraz daha hırpani olabilirim. Öyle şeyler de yapabilirim ama asıl planım bu yani. Benim Nomad'ı çıkarmaktaki asıl amacım da buydu. Yavaş yavaş bu tarz müzikler çıkarıp belli bir portföy, yani benim için şu anda bunlar sunum için yeterli dediğim anda bunların hepsini bir araya getirip büyük ihtimalle giderim bir müzik şirketine sunarım ve gönüllü olarak bunları kullanabilirsiniz derim. Ve bu müzikler kullanıldığı, beğenildiği takdirde özel olarak zaten şu diziye, şu filme bu müziği yap denecektir. Ben buna inanıyorum. Böyle de bir planım var. Şimdi bitti sorular, bu kadar. Sorular bu kadar. Bu kadar sormuşsunuz. Ben de bu kadar cevapladım. Belki başka zaman bir daha yaparız. O zaman daha farklı konulara değiniriz ama şu anlık bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Beni daha yakından tanıyabilmişsinizdir. Yani gerçekten YouTube'da böyle koskocaman bir aile olduk. Tövbe tövbe. Niye ben şimdi böyle duygulandım? Şöyle ki şöyle açıklamak, izah etmek istiyorum. Gerçekten zor benim için. Benim için gerçekten zor denilecek bir dönemde YouTube vardı. Şu an niye böyle oldum bilmiyorum. Özür dilerim. Ama ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Çünkü şöyle ki bir dönem gerçekten hayatımda zor bir zaman geçirdim ve sizin buradaki yorumlarınız, destekleriniz, sevginiz, yani size bir şekilde faydalı olmak beni daha da güçlendirdi. Yani o dönemde kendimi salmayıp buraya size sarıldım ve siz de böyle kucak açtınız bana, bana sarıldınız ve biz gerçekten şu anda gitgide büyüyoruz. Koskoca bir aile olduk. Ve ben bunun için gerçekten
çok mutluyum. Ağladığıma bakmayın, üzgün değilim. Şu anda zaten sadece mutluluktan yani birazcık duygulandım. Çünkü benim için YouTube'a ilk başlamak çok zor bir şey olmuştu, karar olmuştu. Yapabilecek miyim, olacak mı, ben bunu becerebileceğim mi? Hiçbir zaman hani nasıl insanları eğlendirebilirim diye girmedim. Ben nasıl insanlara bir faydam olur, katkım olur amacıyla işte bu YouTube'a girdim. Ve ya bir şey onlara katamazsam, ya bir şey hani faydalı olamazsam diye çok korkuyordum. Ve bir süre sonra sıkılırsam korkum da vardı. Ama hiç öyle olmadı. Her geçen gün çok çok daha fazla yorum geliyor. Instagram'dan işte mesaj, özel olarak mesaj atıyorsunuz ve hepsine geri dönmeye çalışıyorum. İşte seni izledikten sonra şöyle oldu, senin o dediklerini yaptıktan sonra böyle oldu, şimdi şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum diye. Ve ben gerçekten bunları gördükçe buram sıcacık oluyor. Ya böyle kendimi çok daha güçlü hissediyorum ve sizin için çok daha güzel şeyler üretmek istiyorum. O yüzden YouTube'un, sizlerin benim hayatımdaki yeri çok başka. Hepinizi hiç tanımasam da çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evet, bu kadar duygusallık yeter. Artık tamam. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar hepiniz gerçekten çok mutlu kalın, çok sağlıklı kalın ve hoşça kalın, tamam mı?